Merhabalar efendim hoş geldiniz. Sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağlıklı günler dilerim. Baharatlar konusu herkesin kendine göre olan tercihleri yansıtan bir konu. Sevdiğiniz baharatlar var, sevmediğiniz baharatlar var. Peki sağlık açısından baharatları sıralarsak acaba listemiz nasıl olur diye soracak olursanız ilk sırada zerdeçalı görebilirsiniz. Hemen arkasından da tarçın ki benim favorümdür. Zencefil, kırmızı biber, karabiber, kimyon ve kekik gelir. Bu listeden istediğinizi seçebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Şimdi isterseniz gelin teker teker çok özet bir şekilde elimizde bunlarla ilgili bilgiler nedir? İsterseniz gelin onlara beraber bir bakalım. Bir kere zerdeçal çok favori. Son zamanlarda çok yaygın bir şekilde gündeme geldi biliyorsunuz. Özellikle eskiden beri eklem ağrılarını giderme konusunda kullanılırdı. Fakat zaman içerisinde kolesterol düşürmeye de yardımcı oldu. Ülseratif kolitte tedaviye yardımcı bir takım etkilerin olduğu da konuşuldu. Azalmış böbrek fonksiyonlarını koruduğu iddia edilir ve genellikle günde 1-2 çay kaşığı kullanılması yeterli olarak kabul edilmektedir. Ama zerdeçalın biliyorsunuz bizim tadımıza çok ağız tadımıza uygun olduğunu söyleyemem. Bunu diğer baharatlarla karıştırıp kullanmak belki daha iyi olur. Ülser ve reflüs olanlar çok dikkat etmeli. Şekeri düşürme ihtimali var. Kan sulandırıcı ilaçlarla da etkileşimde olabilir. Dolayısıyla şekerinizi ve kan sulandırma ile ilgili tetkiklerinizi mutlaka yaptırınız ve doktorunuzla görüşüp ondan önerinizi alınız. Tarçın söylediğim gibi benim favorim. Yani elmanın üzerine tarçın ekerek yerim mesela çok doyurucu gelir bana. Tarçın da özellikle gene kolesterol sıcaklığı düşürmeye yardımcı olduğu söylenir. Antioksidan etkisi vardır. Ciddi bir şekilde iltihap karşıtıdır ve kan şekerini düşürür. E, yani çok fazla kullanmak da pek mümkün değil. Yani günde iki çay kaşığı kullansak gayet yeterli. Onun haricinde zaten bu miktara kolay kolay ulaşamazsınız gün içinde diye düşünürseniz. Arkasından zencefil gelir listemizde 3. sırada. Burada da özellikle zencefil hani sevenleri vardır, sevmeyenleri vardır. Ya seversiniz ya da nefret edersiniz. Öyle bir baharattır bu. Nezle ve gripte çok çok eskiden beri kullanılıyor özellikle çayı. Bu da tansiyonu düşürmeye yardımcı, hafif bir miktarda tansiyonu düşürebilir. Yalnız ishal de yapabilir zencefil. Bunu asla unutmayınız. Bulantı, kusma ve baş dönmesi yaptığı da söylenir. E zencefil ne kadar kullanacaksınız? Bir çay kaşığı kadar ama bütün tadı değiştirir içine kattığınız şeyin tadını da değiştir. Onun için kısıtlı oranda kullanmak bence daha uygun olabilir. Kırmızı biber'e geldiğimiz zaman kırmızı biber tabii bizim favorimiz, bizim toprakların çok yaygın tüketilen bir baharatı. Çok çok eskilerden ağrı için kullanılmıştır. Ağrı eşiğini bir miktar yükseltebilir ve ciddi şekilde kırmızı biber yiyerek zayıflayanlar vardır, bilenler bilir. İştahı azalttığı söylenir ve gerçekten de azaltır. Ben de denedim gayet iyi oluyor. Gene kırmızı biberde ülseri olanların dikkat etmesi gerekiyor. Yani bir çorba kaşığı kadar günlük doz yeterli. Özellikle mide bağırsak sisteminde çok çok yüksek dozda kullanıldığı zaman zararlı olabileceğini de hatırlatmak isterim. Geldik karabibere. Karabiber de öyle çok fazla kullanabilecek nitelikte bir baharat değil. Karabiber kendi içeriği itibariyle genelde antioksidan kabul edilir. Bu yüzden dolayı da iltihap karşıtı da kabul edilmektedir. Ağrı için yardımcı olabilir. Özellikle bağırsak florasının düzenlenmesi ve onunla ilgili katkılarını da mutlaka dile getirmek gerekir. Bazıları karabiberin iştahı azalttığını iddia eder. O yüzden de hani kullanım oranını arttırabilirsiniz. Ama dediğim gibi karabiber öyle çok rahat kullanılacak bir baharat değil. Çok az miktarda kullanmak söz konusu olabilir. Listemizde sırada kimyonumuz var. Kimyon ki şeker başlangıcında oldukça etkili olduğu söyleniyor. Yani kan şekerinin kontrolüne yardımcı olabilir. Özellikle metabolik sendromlu e, hafif şişman hastalarda bunu geçerli kabul edebilirsiniz. Benzer şekilde diğer baharatlar gibi trigliserit ve kötü uyulu kolesterol düşürmeye yardımcıdır. Bir de kimyon bir özelliği var. Onu da eklememiz şart. Demirden çok zengindir. Günde bir çay kaşığı kullanmak bence son derece yeterli. Kekik, kekik de aynen kırmızı biberin hemen ardından bizde çok fazla tüketilmektedir. Kekik tabi çok zengin bir konu, türleri farklı, içerisindeki etken maddeleri farklı. Ama kuru kekik, ki taze kekiği de özellikle salatalarda önerebilirim, çok harika olur. Öksürük için kullanılmıştır, hazımsızlık ve idrar yolu enfeksiyonları için eski e, tıpta kullanılmıştır. Kekikin bir özelliği de iştahı arttırmasıdır, gerçekten arttırabilir çünkü yemeği lezzetli hale getiriyor. Bir çay kaşığı yeterli olabilir. Şimdi baharatlarda temel bir kural var. Azı karar, çoğu zarar. Çok fazla kullanmamak lazım. Bir de karıştırarak kullanırım ben. Yani bir baharat kutum vardır. O baharat kutunun içerisinde bu yedi baharat tarçın haricinde durur. Tarçını daha farklı şekilde kullanırım. Özellikle baharat kullandığın zaman ülser ve röflis olanlarda Kansüllandırıcı ilaç kullananlarda ve şeker ilacı kullananların dikkat etmesi gerektiğini ve doktorlarından önerilerini almasının faydalı olacağını düşünüyorum. Yani baharatı kullanabiliriz, yararlıdır ama dengeli ve dikkatli kullanmakta uygun olabilir. Evet efendim benim söyleyeceklerim bu kadar. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.